Nice. Burada dönecek soruları Sayın Kast ekibimiz hazırladı. Yani ben. Boku yedik demektir bu. Bu videodan ve sonra ailemin yüzüne bakabilecek miyim? Şöyle bir şey istiyorum abi. Herkes şu an en sevdiği şeyi düşünsün. O en sevdiği şey hakkında bugün burada doğruları söyleyeceğine yemin etsin. Oğlum ne üstüne yemin ettiğimizi söylemedik ki. En sevdiğin şeyin üstüne yemin ettin abi. Şu an abi, burada bozulacak yeminler verildi. Buradaki sorulan sorulara kendi içtenliğimle full doğru bir şekilde cevap vereceğimi yemin ediyorum. Yani. Burada o sorular geldiğinde zaten doğruyu söylemeyen kişileri gördüğümüzde anlayacağız. Sıkıntı yok kardeşim. Abi ifşa programı yaptın sen yani. Cevabını bildiğin sorular soracaksın. Soruları dizdim abi ben. Yavaştan başlayacağız. Gitgide gerginleşeceğiz abi. İlk sorumuzla gelebiliriz. Daha önce hiç burnunu karıştırıp masanın altına sürdün mü? Yani tabii ki abi. Ekler ne demek hayır ya? Bak abi altını şampuanla yaparsın ya. Hayır mı? Abi ben masanın altına sürmedim böyle bir şey. Olduğun arkası. İşime ne sıçmalı sorular mı var yani? Öyle şeyler mi? Daha önce hiç sarhoşken eski sevgilini aradın mı? Bakayım. Nasıl ya? Evet. Yok mu? Oha. Yok süper. Mu? Güzel. Hiç bir kızla buluşmak için arkadaşlarını sattın mı? Hadi bakalım. Gel gel. Geldi hadi sorular abi. Geldi. Umarsızca beni işaret etti ya. Sorularken de o sensin. Evetler gözüküyor bak. Burada şerefsiz de bak. Şimdi bir şey diyeceğim. Kız arkadaşım sayılıyor mu? Sevgili mi yani sonuçta? Hacı. Bir kız için. Ya. Aslında. No mutlu oldum. Gerçek adamlar bir bir ortaya çıkacak lan bu. Hiç lise tuvaletine sıçtın mı? Nasıl hayır? Nasıl evet, hayır oğlum? Tabii ki hayır oğlum. Okul abi. Ezik ben de zaten. İğrenç ya. Cambridge Üniversitesi'nde araştırma yapan bir doktorun okuduğum tezine göre lise tuvaletine sıçanlar üstün ırk çıkıyor. Dostum. Biz üstünüz. Abi şu an bu grupta tuvalete sıçmadım diye yani yadırganıyor muyum ben? Lise tuvalete kapıdan aynen. Her an bir bacak girebilir. Abi her an kapıyı yumruklayarak girebilir. Kapı yoktu ki. Hiç yasa dışı bir organizasyonda bulundun mu? Ha siktir. Neyde bulundunuz oğlum? Bu adam yalan atıyor. Yasa dışı bir organizasyonda bulundun mu? Evet. Evet. Hangi organizasyon acaba? Yasa oğlum, dışı olsun. Oğlum söylersek olmaz ki evet hayır sorusu abi. Evet okay. Bize neden diye söylemedin. Kabul edilebilir yani. Açıklamak istemiyorsan. Hoca ha? Hoca kes orayı. Benim cevap yasın lan. Yani legalizasyon sorunları vardı bulunduğum yer. Hiç bir şarkıyı gizli gizli dinledin mi? Abi. Hiçbir şarkı dinlerken utanmam olsun. Ben de. Metrobüste sesini kısarım o kulaklıktan duyulmasını istemem yani. Ben de. Hiç yaptığın bir şey için alkolü suçladın mı? Yok. Bak. Abi öyle bir hatırlamıyorum ama. Bak, yani. Suçlamış hoca hatırlamıyorum diyor. O kadar yok yani. Bak. Alkol kötüdür abi. İçmeyin içirtmeyin. Sevgilinin ya da arkadaşlarının yanında cayır cayır osurdun mu? Her gün, her saat. Her gün, her saat. Hatta bak bu adamın osuruk sinyali var. Hayır abi. Bir dakika şimdi bu videoda evet ya da hayır kardeşim. Bana sorarken iyiydi birader. Bak hacı yasa dışı organizasyon. Bana sorarken iyiydi. Demet'le yan yana oyun oynuyoruz. Parmağımı uzatıyorum, çekiyor ve osuruyorum. İğrenç abi, açmışlar ya. Bu kadar ya. Da rahat. Aa, biliyor musun? Mentorun yanındayım. Tamam mı? Dedim ki istedim benim birazcık işim var dedim. Ali'nin odaya geçeceğim dedim. Bana diyor ki hop gitme. Ben alışığım. Onlar zaten hep burada yapıyor dedi. Evet oğlum. Ben alışığım. Adam osurmak için odadan çıkacak. Oğlum yalancısın lan. Ben sizin yanınızda ne zaman osuracak olsam salona veya koridora çıkıp yapmıyorum. Oğlum ben bazen yapıyorum. Ofiste günde 5 kere parmağını çekiyorum. Siktir lan yalan söyleme. Ofiste hiç yapmıyorum. Sen var ya yemin ettin oğlum content için yalan söylüyorsun. Yeminini bozuyorsun. Ya. Kamera kayıtlarını için bulup gelirim. Hiç tanıdığın birine tanımamazlıktan geldin mi? Abi. Bütün lise hayatımın özeti. Ya abi. Hiç Tinder'dan bir buluşmaya gittin mi? Şimdi sen buna hayır diyemezsin. Evet. Boyacıların boyası ortaya çıkmasın. Bak. Bir dakika. Ben dürüst bir şekilde evet dedim. Ya kardeşim tebrik ediyorum. Tinder Türkiye'nin şahsi meselesi. Hiç burada bulunan birinin arkasından konuştun mu? O
Ya arkasından konuşmak ne? Kötü ama bir şey söylemiyorum ama yorumlaşırsın yani. Çünkü senin bazı dönemlerin oluyor ve sana asla ulaşamıyoruz. Oo, evet. Ben diyorum ki bu adama bir intervention atmamız lazım. Heyeti toplayıp agalar Hürkan'a bir şey yapmamız lazım. Orada bir karar konuşması, veriyoruz işte. Arkandan konuşma sayılıyor mu? Son kararı mı? Sen kimin arkasından konuştun lan piç? Senin amına koyayım. Sonra gelip sana da söyledim ya. Hangi konu? Oha onu burada açarsak. Yex bir şey anlatacak, bana anlatıyor. Ben de mecburen senin arkandan konuşmak zorunda kalıyorum. Şey diyorum ya bu Ali'nin de. Evet abi. Götün ne kadar iyi falan. Benim arkam arkamda tartışıyor. Gay şakalarına son noktayı bu şakayla koyalım tamam, ondan sonra tamam mı? Basittir. Yanıyor şu an. Sonra gay şakası yaparız. Hiç kulak kiri yedin mi? Oğlum hiç merak bile etmedim ya. Ne? Ya yedin mi oğlum? Oğlum senin çocuğun da harbi maymun ama ya. Yani. Ben balkon demiri yedim de. Oğlum hiç demir böyle şey yapmadınız. Abi zaten kan, benim aydınlanma sürecim olmuş. Mesela kanda demir var ya. O kan tadını aynı zamanda cam böyle pencere şebekeliğinden de alıyorsun. Sen o pencere şebekeliği yedin yani. Pencere şebekeliğinin tadından mı bahsediyorsun evet, şu an? Yedin yani. Daha önce birine kız arkadaşından ayrılması için tavsiyede bulundun mu? Kız arkadaşı olan herkese. Ayıp terbiyesize. Hayır mı? Hayır abi. Abi Hürkan hiçbir şey evet demiyor. Ama yapmadım. Yarın öbür gün DM kutuba bir mesaj gelir. Bak Hürkan burada hayır demişti. O zaman bundan sonra kimse birbirinin cevaplarına bakmasın ne dersiniz? Oha. Abi, ama nasıl yargılayacağız abi? Evet. Ben de tam şey diyecektim. Ben bu sorunun cevabına zaten bakmayacağım rahat olun diye. Siz de bakmayın daha iyi olur. Hiç nude foto gönderdin mi? Buna koyayım. Altıma sıçayım. Buna bakmamız lazım abi. Buna bakmamız lazım. Ali'nin özgüven peki böyle mi? Ali bakıyor mu? Nasıl ya? Nasıl ya? Oha. Ben sana göndermişim gibi geçiyorum. Abi ben gördüm. Kuruma gördüm. Ben gördüm. Nasıl hayır? Abi. İmkansız. Hayır olmaz. İmkan yok. Nereden biliyorsun? Biliyorum abi. Abi görmüşsün yakalamış. Abi bir şey söyleyeceğim. %1 milyon kolpadasın şu an. Nasıl bir nude peki? Atacak hani olsaydım gece 12'de tak diye agalar grubuna. Bak bir şey diyeceğim. Bir gün bir gün onları göreceğim böyle sıra sıra. Lan son gay şakası dedik amına koyayım. Hiç kafanda başka biriyle ilgili fantezi kurdun mu? Ya ekran nasıl buna koyayım ya? Kafamda kimle fantezi kurayım ya? Yani hiç şimdi tek kendiki Nina'yla güzel bir akşam yemeği yemeyi düşünmedin. Ya ekran yalan söyleme. Abi ya hiç böyle... Lan tokatlamak ya. Hayır abi fantezi niye öyle bir şey yapacaksınız? Bunun fotoğrafı gelir mi peki? Midjourney gelsin. Midjourney gelsin. Ali nude yapayım şeyden koyayım mı? Kanka gerek yok. Var zaten diyorum sana. Halledeceğiz onu. Ne var olur mu? Halledeceğiz onu. Hiç polisten kaçtın mı? 4 Red Bull içmiştim. Kadıköy'de. Zabıta sayılır mı? Zabıtadan sayılır mı ya. Ne kadar illegal bir grup bu zamana. Tahmin ettiğim şey midir? Pazar tezgahı mı? Aynen. Hayır pazar tezgahı değil. Bence sokak sanatçısı. Evet. Hoca bak bu adam sanatı için kaçmış anladın mı? Bizim gibi züppe değil amına koyayım. Sen yani neden kaçtın paketçi miydin? İyi. Next. Fotoğraf gelsin. Hiç birinin fikrini çaldın mı? Hoca bak şimdi burada... Oğlum ben hiç hayır cevabı vermedim hiçbir soruya ya. YouTube işletmenin ilk kuralı fikir çalmaktır. Oo tabii böyle düşünüyorsak. Ben de bir tane içerik çaldım. 1 milyon izlendi YouTube'da. Oo. Hayırlı olsun kanka. Link gelsin. Link gelsin. Video gelsin. Hiç çok kıllı diye birini reddettin mi? Tek iğrenç insan ben mi? Hiç biriyle tanışmadan ona aşık oldun mu? Herkesin bir ilk aşkı vardır yani. Kesinlikle abi yani. Benimki Yıldız Tilbe'ydi. Oha siktir lan benim de. Nasıl lan? Nasıl denk gelebilir lan? Abi gerçekten çok kötü ya. Ya yalan söylüyorsunuz abi. Hayır, abi bak isterseniz tam olarak şu an annemi arayıp hoparlörü alayım ve çocukluğumda Yıldız Tilbe ile aramdaki ilişkiyi anlat bana diyeyim. Annem evde kaset çaları falan saklıyordu Yıldız Tilbe dinlemeyeyim diye. Ben cebime geçen her kuruşla Yıldız Tilbe kasetleri alıyordum. Oo. Ve 7/24 Yıldız Tilbe şarkıları söylüyordum. Selam. Yok bu adam sapı. Senin kimdi kardeşim? Metrobüste her akşam. Abi, yani. Yok artık bıraktım ya. Çok... Abi hafızamla yer kalmadı amına. Hiç iç çamaşırı giymeden dışarı çıktın mı? Şimdi kaç yaşları? Aa siktir onu da mı çarpacağız? Bunu yani arada bir hala yaparım. Ben yapmadım. Ben dışarı çıkmam da öyle ya. Çok ferah. Bir kere deneyim daha hayır cevabını vermez. Hiç biriyle birlikteyken başkasıyla flört ettin mi?
Birlikteyken sevgili mi oluyor? Sevgili mi? Ya evet. Sevgiliyken tabii ki. Ne olacak başka? Arada derede bir yol var. Aaaa! Bastın! Hadi bakayım! Orada değişen cevabı bir tek ben görmedim. Ben de gördüm abi, ben de gördüm. Olsun abi, olan olmuştur. Olan dersler olmuştur. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Aynen abi. Aynen abi. Olur. Hiç birini sevmediğin halde seni seviyorum dedin mi? Bazen ya, gerekiyor ya. Romantik anlamda olması gerekiyor mu? Ben mesela Yeks'e sürekli seni seviyorum diyorum. İşte hani ben de onu soracaktım. Ben de Yeks'i düşünüyordum lan bu nasıl arada. Ya? Abi, bir dakika. Romantik. Şey, hani yanlış soru şakaydı bu yani. Abi bu gay şakası değil. Ben seviyorum çocuğumu. Aşk hissetme anlamında soru var mı? Sevmediğin bir insana neden seni seviyorum diyorsun ki? Göt. Hiç eski sevgilini ya da başka birini deli gibi stalkladın mı? Deli gibi parantezinde ben yok oldum. Deli gibi ise ben de yok oldum. Ben stalkladım ama deli gibi değil. Olabilir ya. Eski sevgiliyi stalkladım. Hayır, eski sevgili veya gelmiyor dedi ama. Instagram doğru hesabına girmek var. Bir de evinin köşesinde kapşonu çekip beklemek o, var. O deli gibi stalker, kısmı o da stalker. Yani deli gibi stalklama. Ne suç? Ne, böyle mi bakacağım? Hiç birinden mesajla ayrıldın mı? Her zaman müsait vakit olmayabiliyor kardeşim. Yapacak bir şey yok. Katılıyorum. Üzgünüm. Ama böyle durumlarda kesinlikle yüz yüze konuşularak anlaşılmasını tavsiye ediyor bu grup. Ben yanlış biraz arkamda durdunuz. Arkamda durduğunuz tek konular gay şakalar. Her zaman arkandayım hocam. Kafada bitmiş. Oy. Ama hayır. Geç geç. Geç abi geç. Abi sorular da bitti ama. Ne? Ne? Bitti sorular wow bitti. Ya, yani, ama hayır ama o değildi. Abi çok belirtti. Çok belirtti. Ben o olduğuna hayır, inandım yani. Yurtta zaten öyle bir tepki verdi ki pezemek sanki ona göndermişim de. Ya birader şunu çıkarmayın. Bu adamı rüyanızda gördünüz. Kaç kilosun? Video bitti. Sorular bitti. Beğendiyseniz beğenin. Yorum bırakın. Abone olun. Görüşürüz.